Öncelikle kazanmamız gereken bir maçtı. Olmadı. Ama genel anlamda bir tane pozisyon verdik. O pozisyonda gol oldu. Maalesef. Ama iyi mücadele etti takım. Çok istekli, arzuluydu. Kazanmak için her şeyi yaptı. Ama bir şey söylemeden de geçmemem lazım. 4 maçtır hem topun hakimi hem pas oyunu oynayan bir takımız. Maalesef sahamız iyi değil. Antrenman sahası ondan daha kötü. Yani iki sahamız da çok kötü. Dolayısıyla bizim gibi takımlar, pas yapan takımlar, oyun hakim olan takımların sağ iyi olmalı, güzel olmalı. Maalesef böyle bir ortam yok. Tabii bu mazeret olmamalı. Her türlü her şekilde kazanman lazım. Ama takımın mücadelesinden memnunum. Daha iyi olacağını düşünüyorum. Ama bir şey olarak söyleyeceğim tek şey, istemediğimiz veya daha fazla istediğimiz rakibin birinci, bizim üçüncü bölgede daha fazla aktif olmamız lazımdı. Daha çok yetenekli oyuncuların yeteneğini daha fazla kullanması gerekirdi. Bu biraz eksik. Ben her seferinde söylüyorum, arkadaşlara da söylüyorum, bizim yerel medyaya da söylüyorum. Bu lig böyle bir lig, zor bir lig. Mücadelesi üst seviye bir lig. Şimdi Malatya, Manisa ile berabere kaldı 2-2. Dolayısıyla bu ligde her türlü sürpriz olabilir. Ama yani Samsun takımının hedefi belli, bizim hedefimiz belli, Samsun takımının da hedefi belli. Dolayısıyla yani tabii ki onlarla ilgili fazla bir yorum yapmak istemiyorum çünkü farklı. Ya ben kendi takımımla ilgiliyorum. Yani ya öyle olmalı bence. Yani onlara başarılar diliyorum. Samsun Spor'a başarılar diliyorum. Hiç düşüncem yok. Ben sonuna kadar buradayım. Ya ben sonuna kadar buradayım. Hani kulübün öyle bir tasarruf varsa kulüp artık yöneticileri bilir ama ben sonuna kadar buradayım. Ben bu mücadeleden, bu savaştan, bu yarıştan ayrılmıyorum. Yani bu takımın bu işi başaracağına eminim. Başka bir sorusu olan var mı? Taraftar her şeyi söylemekte tabii saygı unsuruna, saygı unsuruna tırnak içinde söylemekte serbesttir. Çünkü nihayete gidip maç seyrediyorlar. Teşekkürler. İyi akşamlar. Yani şöyle öncelikle oyuncularımı tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum. Çok güzel bir mücadele örneği koydular ortaya. Maça da iyi başlamıştık. İki tane üst üste gelen basit hatadan hem topu uzaklaştıramadık. Çok basit bir topu uzaklaştıramadık. Rakibe verdik. Hem de o topun devamında uzaklaştırmamamız gereken, yani tam merkeze topu uzaklaştırıp rakibe verdik. Tam şut bölgesine. Onun devamında da yetmiyormuş gibi şut atıp kendi oyunumuza çarp, top kaleye geldi ki ilk başta gol yok yani dediler ama hakemin kararı. Üst üste gelen hatalardan 1-0 geriye düştük. Gol atmak için yine golü aradık. Gol atmak için de fırsatları bulduk. Zaman zaman tabii orta sahada bir sıkıntı yaşadık. Rakibin ofansif orta sahaların sürekli bir tanesi arkaya sarktığında orada adam paylaşımında bir sıkıntı yaşadık. İkinci devre bunu biraz daha dengeledik. Geriye düştüğümüz halde ki ilk maç hariç her maç geriye düşerek sürekli beraberliği yakalayıp zorlayan bir takımız. Öne de geçebilirdik. Geriye düşmüşken de maçı kazanabilecek kalitede bir kadromuz var. Nitekim biraz daha oyun pas anlamında kontrolünü aldıktan sonra rakip biraz daha uzun topa döndü. Uzun topa döndüğünde mesafeler açıldı tabii. Orada da dönen topu aldık. Dönen topu alınca da daha organize ataklar geliştirdik ama sonuçlandıramadık. Özellikle de en üzüldüğüm nokta, yani böyle bir maçta ki Rize büyük bir camia, Süper Lig'den düşmüş bir kulüp de olsa bir gücü var. Biz bu güce karşı bir direnç gösterdik. Son saniyede antrenmanda çalıştırdığımız özellikle 4-3 sonuçlandırmada 3-2, 2-1'lerde sürekli çalıştığımız bir pozisyon tam da istediğimiz gibi yakaladık. Çok kötü kullandık yani o topu. 2-1 arkadan da herhalde sanırım Cihan geliyordu. Neredeyse 3-1 yakalanmış bir pozisyon. Atsak maç bitiyordu. Üzgünüm. Buradan bir puanla dönüyoruz. Ben oyuncularımı tebrik ediyorum. Güzel mücadele ettiler. Sağ zemini vesaire tabii iki takım içinde böyleydi ama özellikle
Bülent Hocam da söyledi onu, benden önce duydum. Pas oyunu oynayan takımlar için biraz zor oluyor. Ama biz dediğim gibi bu sahaya rağmen, rakip deplasmanda oynamamıza rağmen iyi bir mücadele örneği gösterdik. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Abicim burası basın odası. Basını dinlemek, basın toplantısına katılmak isteyen basın mensupları olarak gelir. Gelmeyen kendi bilir. Saygı duyuyorum. Ben dediğim gibi ben hep objektif yorum yaparım. Sizler de değerli basın mensupları, burada abilerim var, küçüklerim var. Sizden de her zaman objektif bir yorum beklerim. Ben ne diyorum? Takım oynamadı veya kötü oynadı veya pozisyona girmedi veya mağlup oldu. Yani ortaya gereken mücadeleyi koymadığı zaman zaten eleştirilecek olan benim. Ben de eleştirilere açığım ama bu takım bir mücadele örneği koyuyor ortaya. Kaybettiği maçlar da ortada, kazanamadığı maçlar da ortada. Hep sonuçlandırmayla alakalı sıkıntı. Çalışıyoruz. Bugün de aynısını yaşadık. Dolayısıyla dediğim gibi siz objektif olduktan sonra doğru haberi yayınlamakla çalıştığınız kurumlara veya vatandaşa siz bunu yayınlamakla getirmekle yükümlüsünüz. O yüzden size saygı duyuyorum. Siz olmazsanız biz boşuna konuşuruz yani. Sizlerin aracılığıyla biz buradayız, konuşuyoruz. Ama başka bir niyet aradığınız zaman bizim söylediğimizi başka şekilde söyleyip ki geçen günü değindim buna. Ben de haklıyım söylediğimde inanın, boş konuşma. Ben hiçbir zaman boş konuşmam. Hata da yapabilirim, özür dilemeyi de biliyorum. Hata yaptığım takdirde. Ben böyle öğrendim, ailemden de bu terbiyeyi aldım. Dolayısıyla herkes istediği gibi yorum yaptığı zaman o zaman hoş olmuyor ya. Ben buna üzülüyorum sadece. O yüzden sizlere beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum.